İşveren yükümlülükleri. Merhaba. Bu eğitim modülü işverenlere işçi çalıştırmaya başladıklarında kanunen yapması gereken yükümlülükleri anlatmak için hazırlandı. İşverenin iş yerine ilişkin yükümlülükleri ile sigortalılara yönelik yükümlülükleri ayrı ayrı başlıklar halinde izleyebilirsiniz. İşverenin iş yerine ilişkin yükümlülükleri. İşverenin iş yerine ilişkin iş yerinin bildirilmesi ve belgelerin ibrazı olmak üzere iki önemli yükümlülüğü vardır. 1. İş yerinin bildirilmesi. İşverenler, açtıkları iş yerlerini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihe kadar iş yeri bildirgesiyle SGK'ya bildirmekle yükümlüdürler. İş yerinin nakli, devredilmesi, başka bir iş yeriyle birleşmesi, adi şirketlerde yeni ortak alınması gibi durumlarda işverenin 10 gün içinde iş yeri bildirgesini düzenlemesi gerekir. İşverenin ölümü söz konusuysa, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçıların iş yeri bildirgesi düzenlemesi gerekir. Biliyor musunuz? İş yeri başka bir ile nakledilirse 10 gün içinde iş yeri bildirgesi verilir. Ancak il içi nakilde iş yeri bildirgesi verilmez. Bu durumda işverence eski ve yeni SGK birimine yazıyla bildirilmesi yeterli olur. Nasıl verilecek? İşverenler iş yeri bildirgesini SGK'ya e-sigorta yoluyla veya kağıt ortamında veya posta yoluyla gönderebilirler. Cezası. İş yeri bildirgesini kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere 1. Kamu idareleriyle bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin 3 katı tutarında 2. Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin 2 katı tutarında 3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 1 aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. İş yeri bildirgesiyle birlikte verilecek diğer belgeler. Daimi mahiyetteki iş yerlerinde iş yerinin adresini gösterir yerleşim belgesini, gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönündense tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sürkülerini bir ay içinde kuruma elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. İşverenden iş alan alt işverenler, imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış oldukları sözleşmenin bir örneğini kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler. Tüzel kişiler, hükmî şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi'ni, adi ortaklıklar, noter onaylı ortaklık sözleşmesini, ihale konusu işlerde işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı, İnşaat işyerlerinde yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibiyle müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi belirtilen sürede ve usulle verilir. 2. Belgelerin ibrazı. İşverenlerin iş yerine ilişkin ikinci yükümlülüğü istenilen belgelerin ibraz edilmesidir. İşverenler denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi halinde iş yeri, defter, kayıt ve belgeleri tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 gün içinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Cezası, belgeleri kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere 1. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin 12 katı tutarında 2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin 6 katı tutarında 3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için asgari ücretin 3 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İşverenlerin sigortalılara ilişkin yükümlülükleri. İşverenin işçi çalıştırmaya başladığında iş yerine ilişkin yükümlülükleri yanında ayrıca çalışanlara yönelik yapması gereken kanuni yükümlülükleri de vardır. Bunlar İşe girişin bildirilmesi, işten ayrılışın bildirilmesi, aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi, primlerin ödenmesi, iş kazasının ve meslek hastalığının bildirilmesi, istirahat süresinde işçinin çalışıp çalışmadığının bildirilmesi. 1. İşe girişin bildirilmesi. İşverenler,
çalıştırdığı sigortalıları çalışmaya başlamadan önce sigortalı işe giriş bildirgesiyle SGK'ya bildirmekle yükümlüdürler. Nasıl verilecek? İşverenler, sigortalı işe giriş bildirgelerini kendilerine verilen şifreyle SGK'ya e-sigorta kanalıyla kolayca gönderebilir. Dikkat! İşe giriş bildirgelerini elektronik ortamda göndermek zorunludur. Bu nedenle elden veya posta yoluyla gönderilen işe giriş bildirgeleri süresinde verilmiş olsa dahi işverenlere idari para cezası uygulanır. Cezası. İşe giriş bildirgelerinin süresinde verilmemesi halinde her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası. Bu durumun denetim sonucunda veya mahkeme kararı ya da bankalarla kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde de her sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası kesilir. Bir yıl içinde sigortalının tekrar bildirilmediğinin anlaşılması halinde asgari ücretin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. 2. İşten ayrılışın bildirilmesi. İşverenler çalıştırdığı sigortalıların işten ayrılması halinde en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle SGK'ya bildirmekle yükümlüdür. Nasıl verilecek? İşverenler kendilerine verilen şifreyle sigortalıların işten ayrılış bildirgelerini elektronik ortamda e-sigorta kanalıyla kolayca gönderebilir. Unutmayın, elden veya posta yoluyla verilen işten ayrılış bildirgeleri için süresinde verilse dahi idari para cezası uygulanır. Cezası, işverenler işten ayrılış bildirgelerini süresinde vermezlerse her bir sigortalı için asgari ücretin 1/10 tutarında idari para cezası uygulanır. 3. Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi. İşverenler, çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazançlarını ve çalıştıkları gün sayılarını aylık prim ve hizmet belgesiyle her ay SGK'ya bildirmekle yükümlüdür. Nasıl verilecek? İşverenler, kendilerine verilen şifreyle sigortalının aylık prim ve hizmet belgesini elektronik ortamda gönderir. Unutmayın, aylık prim hizmet belgesiyle çalıştırılan sigortalıların çalışma gün sayıları, prime esas kazancı ve sigortalıların kimlik bilgileriyle beraber çalıştığı mesleğin karşılığına denk gelen meslek kodları da girilmelidir. İşverenler, aylık prim ve hizmet belgesini özel iş yerlerinde sigortalının çalıştığı ayı, izleyen ayın 23'üne kadar, kamu iş yerlerinde ise 7'sine kadar gönderir. Dikkat! Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi son günü izleyen ilk iş günü içinde SGK'ya e-sigorta kanalıyla gönderilebilecektir. Cezası, aylık prim ve hizmet belgesini vermeyen işverenler, asıl belge için belgede kayıtlı olan sigortalı başına asgari ücretin 1/5'i, ek belge olması halinde ise belgede kayıtlı sigortalı başına asgari ücretin 1/8'i, belgenin denetim sonucunda veya mahkeme kararı ya da bankalarla kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden verilmediğinin tespiti halinde ise hem ek hem asıl belge için asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu belgede belirtilen prime esas kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı da asgari ücretin 6,5 katıdır. Primlerin hesaplanmasında kullanılan prim oranları ekrandaki tabloda yer almaktadır. Bir işçi için işveren payı 22,5, işçi payı 15 olmak üzere toplamda %37,5 oranında prim ödenir. Not: fiili hizmet süresi eklenecek işlerde çalışanlar için uzun vadeli sigorta prim oranına ayrıca ekleme yapılmaktadır. 4. Primlerin ödenmesi. Ücret ödeme dönemi, ayın 1'i ila 30'u arasında olan işverenler, çalıştırdıkları sigortalıların primlerini en geç takip eden ayın sonuna kadar ödemelidirler.
Ücret ödeme dönemi ayın 15'i ila 14'ü arasında olan işverenlerse en geç takip eden dönemin 14'üne kadar primlerini SGK'ya ödemelidirler. Dikkat! Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde prim tutarları en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde primleri kuruma ödenir. 5. İş kazasının bildirilmesi. İşveren, çalıştırdığı sigortalının iş kazası geçirmesi halinde kolluk kuvvetlerine derhal SGK'ya kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada görevlendirme ile iş yeri sınırları dışına çıktığında, iş yerince sağlanan serviste yolculuk ederken veya sigortalıya ayrılan emzirme sürelerinde herhangi bir kaza geçirmesi durumunda bu iş kazası sayılır. İş kazalarının bildirimi www.sgk.gov.tr adresinden, çalışılmadığına dair bildirim girişi bölümünden, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formuyla elektronik ortamda yapılır. Cezası: bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten, eksik ya da yanlış bildiren işverene, kurumca bu durum için yapılmış bulunan hastane masrafları ve diğer masraflarla sigortalıya ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edilir. 6. Meslek hastalığının bildirilmesi. İşverenler, çalıştırdığı sigortalının meslek hastalığına yakalanması halinde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmekle yükümlüdür. Sigortalının yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarından dolayı geçici veya sürekli bir rahatsızlanması söz konusuysa bu durum meslek hastalığı kapsamına girer ve durumun öğrenildiğinden itibaren 3 iş günü içinde işverenler tarafından iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formuyla SGK'ya bildirilmesi gerekir. Nasıl verilecek? Meslek hastalığının bildirimi www.sgk.gov.tr adresinden, çalışılmadığına dair bildirim girişi bölümünden, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formuyla elektronik ortamda yapılır. Cezası: bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten, eksik ya da yanlış bildiren işverene, kurumca bu durum için yapılmış bulunan hastane masrafları ve diğer masraflarla sigortalıya ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edilir. Dikkat! İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, SGK'dan sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ödettirilir. 7. İstirahat süresinde işçinin çalışıp çalışmadığının bildirilmesi. İşverenler, sigortalıya verilen istirahat süresinde sigortalının çalışıp çalışmadığını elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdürler. Sigortalılar hastalandığında ve geçici olarak iş göremez duruma düştüğünde hekim tarafından kendisine istirahat raporu verilebilir. Bu durumda sigortalının istirahatlı olduğu dönemde çalışıp çalışmadığını, sigortalıya raporlu olunan aylarda yapılan prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeleri, istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme halinin devam edip etmediği hususları SGK'ya bildirilmelidir.